Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Island videosunda güzel bir farmla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar büyük bir karpuz farmı inşaatını yapacağız ve yine duyduğuma göre bu farmla günde 1 milyar kasılıyormuş arkadaşlar. Günde 1 milyar coin gerçekten mükemmel bir coin. Ben de hemen denemeye karar verdim arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Arkadaşlar şimdi oyunumuza geçtik Soracaksınız biliyorum diyeceksiniz ki Karpuz tohumları çok pahalı Eşyalar pahalı biz bunları nasıl elde edeceğiz Falan filan diyeceksiniz Arkadaşlar bir önceki videomda Sizlere daha ucuz maliyetli bir farm Yapmıştık biliyorsunuz ki Onun da yine videosunu izlemediyseniz Yukarıdaki kartlara koyacağım Orada da inlem işaretine tıklayarak gidip Onu izleyebilirsiniz öncelikle Bu farmımızı biliyorsunuz arkadaşlar Videoda belki 7-8 kat ancak Çıkabilmiştik video çok uzun olmasın diye sonra ben bunu bayağı bir 15 kat falan yükselttim arkadaşlar. İstersem daha da çok yükseltebilirim ama 20 kattan sonra galiba eşyalar kaybolma riski varmış. O yüzden gerek yok dedik arkadaşlar. 15 katlı gerçekten ideal bir farm. Bu farmdan devasa bir şekilde arkadaşlar çok çok stil ingot üretiyoruz ve bu stil ingotlar iki tane stil presimiz var görmüş olduğunuz gibi. Bu taraftan bana bolt üretiyorlar gördüğünüz gibi. Diğer taraftan da plate üretiyorlar arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim ve böylece e, Gearbox'ımızı yapabiliyoruz. Yani bu farm Gear Gearbox yapabilmemiz için oluşturduğumuz bir farmdı. Şu an tabii kapı root'umuz yok ama arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle sürekli üretip üretip gearbox basıyorum. Gearboxlar gerçekten 2.5-3 milyona yakın paralara satılıyor. İnanılmaz derecede buradan günde güzel paralar kazanıyoruz arkadaşlar. 300-400 milyona kadar kazanıyoruz. Şurada da zaten kapırımız var. Buradan kapı root'umuzu üretiyoruz. Ve ben buradan kazandığım paralarla tabii ki biriktirdiğim paralarla tohumları aldım ve eşyaları aldım. Bugün sizlere karpuz farmını göstereceğim. Gerçekten çok güzel fark Şimdi şuraya şöyle bir işaret koydum nedeni arkadaşlar tam ortalı hizasında olmasını istiyorum yani böyle birazcık e, simetri hastasıyım galiba tam orta hizasında olmasını istediğim için farmı buradan kurmaya başlayacağım. Şimdi arkadaşlar karpuz farmımızın temelini oluşturmak için e, birkaç şeye ihtiyacımız var ama şimdilik gerekli olanları söyleyeyim. Ben bir tane blok kullanmanız lazım. Ben marble kullanıyorum. Basamak kullanmanız lazım. Ben gene marble'ın basamağını kullanacağım. Cama ihtiyacınız var. E, toprağa ihtiyacınız var arkadaşlar. Konventöre ihtiyacınız var. Trier 2 olmasına gerek yok. Bir de karpuz toteme ihtiyacınız var arkadaşlar. Şimdilik temeli oturtturmak için bunlar yeterli arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ben yine konventöre mentörümüzün yönünü bu şekil koyacağım arkadaşlar çünkü buraya birikmesini istiyorum. Sonra ben buralardan toplamaya başlayacağım çünkü bir de paket yapıcıya ihtiyacınız var. Ben onu söylemeyi unutmuş olabilirim ama şimdi göstermiş oldum arkadaşlar. Şimdi bunlarla, camlarla arkadaşlar buraları örteceğiz yine her zamanki taktik. Bir kat örttükten sonra arkadaşlar bakın bir tane, bir tane daha yükselteceğim ama sadece bu tarafı yükseltiyorum. Bakın sadece bu tarafı yükselttim. Diğer tarafa karışmıyorum şu anda. Basamaklarımı aldım. Bir basamak buraya ekledim. Bir basamak buraya ekledim arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hemen paket yapıcımızın üzerine bir tane daha koyuyorum arkadaşlar. Burası iki tane olacak. Diğer taraf üç tane olacak. Eşitleyebilmemiz için tabii ki bu gerekli. Şu hale getirdikten sonra arkadaşlar bunların yanını böyle camla kapatacağız yine. Eşyalarımız sağa sola düşmemesi için. Fazla bloklara kesinlikle ihtiyacınız yok arkadaşlar. Bunları kılı kırın. Fazla blok demek lag demek arkadaşlar. Lag oluşturmak istemediğimiz için fazla blokları kırıyorsunuz. Evet temel yapımızı oluşturduk arkadaşlar. Şöyle içi boş olacak şekilde oluşturacaksınız ve devamını biliyorsunuz zaten. Şimdi ben buraları marble'la şimdi örteceğim. Marble'la da arkadaşlar etrafını kapattık görmüş olduğunuz gibi şurada bir tane boşluk oluşuyor. Bakın bunu unutmayın. Yani bu hesaplanarak yapılan bir farm yine. O yüzden arkadaşlar hesaplayarak yaptığımız için Dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Tam buraya 6 tane konvantör belt gelmesi lazım. Şunu yanlış koyduk. Şu an saydım arkadaşlar. Tam 6 tane koyduk arkadaşlar. 6 tane koyduğumuza göre tamamdır. Farmamızın temelini doğru yapmışızdır anlamına geliyor. Şimdi ben buraları yine bir blok daha öteye çekeceğim marble'la. Ve bunların her birinin yanına arkadaşlar totemlerimi koyuyorum. Karpuz totemi, Sonra iki blok daha çekeceğim arkadaşlar. Buraya da çim koyacağız. Karpuzlarımızı ekebilmek için. Çimlerimizi yerleştirdiğimize göre bir blok daha arkadaşlar mermerimizi çekiyoruz buraya. İşlemimiz neredeyse tamam ama şurada küçücük yapmamız gereken bir nokta var arkadaşlar. Şuradan bir bölüm kırıyorsunuz. Şuradan da bir bölüm kırıyorsunuz. Şöyle E şeklinde olacakmış gibi olacak arkadaşlar burası. Buralara birer tane daha marble ekliyorum. Bunun nedeni ise arkadaşlar buraya fıskiye gibi bir şeyler var ya şu su saçan bunlardan koyuyorsunuz tabi bunların çalışması için de buralara water tanklar yani su tankları koyuyorsunuz arkadaşlar şimdi bunlar yokmuş gibi diyor ama birazdan çalışmaya başlarlar çimlerimizi de tabi çapalayacağız arkadaşlar şöyle şuraları bir çapalayalım Burası şimdi su serptiği zaman arkadaşlar şu topraklar çamur gibi böyle yumuşak yumuşak olacaklar. Bu da daha hızlı büyümesini sağlayacak karpuzlarımızın. Evet görmüş olduğunuz gibi sulanmaya başladılar arkadaşlar ve çamur çamur oldu böyle. Yine bu tarafa da aynı işlemleri uyguluyoruz arkadaşlar. Değişik bir şey yok buralarda. Şimdi yapmam gereken tek şey arkadaşlar bu formu hem sağ hem de sola uzatacağım yani böyle olabildiğince uzatmaya çalışacağım bakalım. Arkadaşlar şimdi şu olayı biz aşağıdan yukarıya kurmuştuk. Peki bu yukarıdaki boşlukları aşağıya doğru nasıl çekeceğiz diye sorabilirseniz. Yani yukarıdan aşağı nasıl yapacağız arkadaşlar. Şuraya bir tane cam koyun. Sonra bunu böyle aşağıya kadar çekin arkadaşlar geldiği yere kadar. Görmüş olduğunuz gibi bir yukarıdan aşağı L çekmiş olduk. Bunları geri kırıyorum ben bunlar lazım değil bana. Yeri hizalamış oldum arkadaşlar. Her zaman önce cam sonra da bize ne geliyordu? Konventör geliyordu görmüş olduğunuz gibi. Böylece camımı koymuş oldum hizasına, boşluğun hizasına. Şimdi de yanına konventörümü koyacağım. Hemen onun yanına da arkadaşlar yani önüne de paket yapıcımı koydum. Böylece aşağıdaki ilk basamağımızı oluşturmuş olduk. Geri kalanı biliyorsunuz zaten camlı etraflarını kapatacağız bunların. Burada biliyorsunuz bir tur çektikten sonra arkadaşlar şu tarafını ön, ön tarafını kapatıyorum. Şuradan böyle gir, girerken kaçmasın sağa sola diye bir tık burayı sadece yükseltiyorum. Şuraya bir tane marble'ımızın basamağından koyuyorum. Bir kat daha çıkıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi delikle birebir uyuşmuş oldu. Şimdi diğer tarafı yapacağız. Diğer tarafa cam koymadan direkt çıkacağız yukarıya. Bu da direkt yetişmiş oldu arkadaşlar. Geri kalan şeyleri de biliyorsunuz camla buraları örtmemiz gerekiyor sadece. Evet arkadaşlar, aşağıdaki zemini de bitirdik. Biraz uğraştırdı beni ama olsun, sıkıntı yok arkadaşlar. Güzel kazanacağız. Şimdi chest koyacağız arkadaşlar bunların önüne tabii ki. Ama siz yine Tier bir falan varsa da olur, sıkıntı yok başlangıç olarak. Sonra paranızı biriktirdiğiniz zaman Tier 2'ye falan geçersiniz. O önemli değil. Şimdi aşağıyı tamamen bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir de yukarıda yapmamız gereken şeyler var. Bir kere tohumlarımızı ekmedik. Ben 300 tane tohum alabildim şimdilik arkadaşlar ama daha fazla bu farmı büyüteceğim. Merak etmeyin. Üstüne fertilizer lazım arkadaşlar. Yani bunu toprağa ekeceğiz ki tohumlarımız daha çabuk daha çabuk büyüsün. Gübre gibi bir şey. Hemen ilk olarak arkadaşlar buradan ben bir fertilizerlar ekeyim. Daha sonra da karpuz tohumlarını ekeceğim. Şimdi artık arkadaşlar karpuz tohumlarımızı ekiyoruz. Basılı tutmanız yeterli. Boşluk varsa kendisi zaten dolduruyor. Yoksa öyle duruyor. Tohumlarımı ektim arkadaşlar. Buraya tam 100 tane tohumumuz gitti görmüş olduğunuz gibi. Elimizde 180 yok. 200 tane kalmış. Ya bu arada aşağıda yapmamız gereken bir şey daha vardı. Onu unutmuşuz arkadaşlar. Paket yapıcıların yanına gelin arkadaşlar. Buradan karpuzu seçmeyi unutmayın. Sonra karpuzlarınız boşa gider. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karpuzlarımız minik minik büyümeye başladılar. Gerçekten hızlı bir şekilde büyümeye başladılar hemde Ama daha bitmedi arkadaşlar. Şöyle bir duyum aldım. Yani ne kadar gerçekten doğru, ne kadar doğru bir bilgi bilmiyorum ama şimdi bu karpuzları daha hızlı büyütmenin bir yolu daha varmış. Şimdi aşağıdaki kutucuklara görmüş olduğunuz gibi her totemden yerleştirdim arkadaşlar. Sığmadı. Yani karpuz farmı yaptığımız için karpuz totemini saymazsak zaten onu koyduk oraya. Toplamda 9 tane arkadaşlar totem var. Tabii ki bu besin totemlerinden bahsediyorum. Yani diğer totemlerden bahsetmiyorum arkadaşlar. Her birinden birer tane buraya yerleştirecekmişiz. Bunlar da karpuzların büyüme hızını arttırıyormuş. Neden öyle bir şey yani ya da ya, bunu nasıl bulmuşlar bilmiyorum ama yapacağız arkadaşlar şimdi. Bir tane bundan koyduk. Bir tane bundan koyacağız. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Tam 6 tane ortaya yerleştirdim. 2 tane buraya bir tane de buraya toplamda 9 çeşitin 9'unda yerleştirmiş oldum arkadaşlar. Bu büyüme hızını arttıracakmış. Niye öyle bir şey var bilmiyorum. Şimdi tabi arkadaşlar elimizde şu an odun yok ama bir sonraki partta bir de şöyle bir şey var. Bu to koyduğumuz totemlerin Şuraya upgrade'ine girip arkadaşlar bakın burada grow rate var. Grow rate'ini yükseltmeniz gerekiyor ki o büyüme hızını arttırsın anlamına geliyor bu da. Farmımızı bitirdik arkadaşlar. Farmımızın temeli bu olacak. Bir üst katı gelecek arkadaşlar. Yani iki katlı maksimum 3 katlı olabilir bu farmımız bu arada. Sonra karpuzlar çabuk kaybolduğu için 4-5 kat çıkmaya çalışmayın arkadaşlar. Bu böyle genişlemesine olacak bu farm. Yani uzunlamasına olacak daha doğrusu. Bir de arkadaşlar gelin sizlere bunları nasıl paraya çevireceğinizi göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi böyle kasalarda birikiyor arkadaşlar. Bunun içerisinde kaç tane var bilmiyorum. 150 tane mi var 250 tane mi var ne kadar var tam emin değilim. Şimdi ben de tam 18.479 tane varmış. Değişik bir rakam. Karpuz'a geliyoruz arkadaşlar buradan. Karpuz burada sel diyor görmüş olduğunuz gibi 27 bin düşmüş arkadaşlar. Bu 28.000 küsürdü. Bunun hepsini sel dersek yani ola basarsam arkadaşlar bakayım. Şu anda 500 milyona yakın tam 500 milyon değil ama 500 milyona yakın para kazanacağız. Bak gerçekten çok güzel paralar veriyor. Ama arkadaşlar ekstra bir bilgi daha vereyim size. Satmadan önce kendinize eğer tuna roll diye bir yiyeceğimiz var. Bunu yaptıysanız bunu yedikten sonra %7 artıyormuş para kazancımız. Ben ilk defa deneyeceğim. Bir tane yedik arkadaşlar şu anda. Oha 28.890 diyor. Doğruymuş arkadaşlar. Hepsini sel diyeceğim şimdi. 533 milyon. Arkadaşlar 30 milyon kardayız. Şu anda hatta 35 milyon kardayız. Sattım arkadaşlar tam 533 milyon aldık. Bende de 1 milyon varmış. 534 milyonumuz oldu. Gerçekten güzel paralar getiriyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sizlere ikinci çok güzel oto farmımızı da göstermiş olduk. Bu ikisini de yaparsanız arkadaşlar bu oyunda gerçekten proların prosu olabilirsiniz. Hatta çok zengin olabilirsiniz diyebilirim. Umarım işinize yarar bir farm olmuştur arkadaşlar ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, kanala yorum yazmayı, paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.